Serenay Sarıkaya, 28. dönem milletvekili genel seçimleri için oyunu kullandı. İstanbul Bebek'teki okula giden oyuncu, spor tarzıyla dikkat çekti. Sandık görevlilerinin ilgi gösterdiği oyuncu, sırasını bekledi ve oy pusulasını alarak oyunu verdi. Sarıkaya, imzasını atıp hızlıca okuldan ayrıldı. Seda Bakan, televizyon ekranlarının en sevilen dizilerinde yer alan bir oyuncu. 2014 yılında Ali Erel ile evlenen Bakan, 2019 yılında ikinci çocuğunu kucağına almış. 1 milyon takipçisi bulunan Bakan, sık sık sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyor. Yarınki anneler günü için kızlarıyla objektif karşısına geçen Bakan, birbirinden renkli karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Sarp Levendoğlu, Bir Sakalay ile boşandıktan sonra Derya Şensoy ile ve son olarak Naz Çağlıırmak ile beraberdi. Şimdi ise şarkıcı ve oyuncu Deniz Sipahi ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Sipahi, Levendoğlu ile ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Türkiye'de, sandık başına gidenler arasında şarkıcı Sinan Akçıl da vardı. Akçıl, oyunu kullanırken hem fotoğraf hem de video paylaştı ve şehit annelerini de unutmadı. Oyunu İstanbul'da kullandı ve sosyal medya hesabından paylaştı. Akçıl, oyumuzu verdik, dün şehit edilen 23 yaşındaki Muhammed Küçük ve tüm şehit annelerinin anneler günü kutlu olsun. Olabildiği kadar, vatanımız için hayırlısı olsun, dedi. Türkiye'de sandık başına gidenler arasında şarkıcı Sinan Akçıl da vardı ve oyunu kullanırken şehit annelerini de unutmadı. Akçıl, oyunu İstanbul'da kullandı ve sosyal medya hesabından paylaştı. Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 2021'de Dünya Evi'ne girdiler ve 2022'de Çırağan Sarayı'nda düğün töreni düzenlediler. Çiftin kısa bir süre önce bebek beklediklerinin müjdesini verdiği ve ailenin 3 erkek çocuktan sonra kız toruna kavuşacağı öğrenildi. Nazlı Sabancı, hamileliğinin 5. ayında yeni pozunu takipçileriyle paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemine sabahın erken saatlerinde sandık başına geldi. Tatlıtuğ ile eşi oy kullandı ve çekilen karelerde ikilinin uyumu da gözlerden kaçmadı. Çağla Şıkıl, Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra kalbinin kapılarını kapatmış ve zamanını çocuklarına ve işine ayırmıştı. Şu sıralar ise Nail Gönenli ile beraber olduğu ortaya çıktı. Çift, Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi ve eğlenceli halleri karelere yansıdı. Gazetecilerin sorularına cevap vermeyen Çağla Şıkıl ve yakın arkadaşı Edis, aşklarının devam ettiğini gösterdi. İrem Derici, Türkiye genelinde yapılan seçim çalışmalarının ardından, erken saatlerde sandığa gitmek için sosyal medyayı aktif kullanarak çağrıda bulundu. İrem Derici, erken saatlerde sandığa gitti ve sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Fotoğraf paylaşımında, kalkın kız yallah oy vermeye, notunu düştü ve hikaye kısmında, bu saatte bile kuyruk var, şeklinde yazdı. Milyonların beklediği seçim sonuçlarına saatler kaldı. Gülşen, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı için oyunu vermek için sandık başına gitti ve kendisine anneler günü hediyesi olarak oy kullandığını dile getirdi. Şarkıcının istediği adayın Cumhurbaşkanı olmadığı takdirde ülkeyi terk edeceği konuşuluyor ve milletvekilliği teklifi gittiği de öne sürülüyor. Gülşen bu teklifi reddederek, sahnelerde olmak istiyorum, dedi ve seçim sonucuna göre hareket edeceği belirtiliyor. Hadise, İstanbul'da oy vermek için çizmeli kombiniyle sandığa gitti. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına Atatürk'ün kadınlara verdiği seçme ve seçilme hakkını kullanarak sandığa git ve oy ver notunu düştü. Ancak kıyafetinin rengi beğenilmedi ve okuldan ayrıldı. Makyajsız olduğu gözlenen hadise, büyük gözlükle yüzünü gizlemeye çalıştı.